Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda sıralı bir devre analizi yapacağız. Bu ikinci örneğimiz. Normalde biz tasarlarken ne yapıyorduk? Elimizde bir durum diyagramı oluyordu ve bu durum diyagramından durum tablosuna geçiş yapıyorduk. Oradan da devremizi çiziyorduk ve tasarım bitmiş oluyordu. Şimdi ise tam tersini yapacağız. Çünkü bizde çizim hali var. Buradan durum tablosuna geçiş yapacağız. Durum tablosundan da durum diyagramına geçeceğiz. Bunun için de arkadaşlar şunu yapıyorduk hatırlıyor musunuz? Bu tarz bir devrede önce flip flop inputlarının değerlerini buluyorduk ve bu değerleri bu buluyorduk derken bunları ifade olarak buluyorduk. Yani neye eşit olduklarını buluyorduk. Bir de arkadaşlar tüm sistemin output'unu buluyorduk. Fakat bu ıı, bize verilen şu örnekte tüm sistemin output'u için herhangi bir şey yazılmamış. Biz sadece flip flop input'larını bulacağız. Peki bunu nasıl yaparız? Şimdi flip flop input'ları derken burada iki tane flip flop'umuz var. Birine A birine B dersek totalde dört tane input'umuz olacak. Çünkü bunlar JK flip flop'lar. J, A, K, A, J, B, K, B diye dört tane input'umuz var. Hadi gelin bunları bulalım. Buradaki J A flip flopuna bakalım. Şöyle geldik. Bağlantısını takip ediyoruz. Bakın nereye gitti? QB'ye gitti. O zaman hemen bunu yazıyorum. Bakın c A dediğim A flip flopunun J girişi neymiş arkadaşlar? QB'ye eşitmiş. Gayet güzel. Şimdi devam ediyoruz. Aynı flip flop için KA değerine bakalım. Aynı flip flop için KA değerine bakarken şunu fark ediyoruz. Aslında o bir end kapısının outputu değil mi? Şurası. O zaman bu end kapısının sonucunu bulmamız lazım. Bakın bu end kapısının inputlarından biri yine QB. Şu şekilde bağlantıyı görebiliyoruz zaten. Şuraya QB yazdım o yüzden. Diğer inputu da arkadaşlar bakın X inputunun değilinin alınmış hali. Yani X'in değili. Demek ki buradaki end kapısından arkadaşlar QB ve X'in değili çıkar. O yüzden şuraya geldim diyorum ki QA eşittir QB ve X'in değili. şu şekilde yazdım. Devam ediyorum bakın JB'yi nasıl hesaplarım? Hemen şöyle gittim şuraları biraz daha temizledim arkadaşlar. JB'nin direkt olarak bağlantısını görebiliyorum değil mi? X'in değili olarak bana verilmiş. O zaman geldim buraya dedim ki bu X'in değilidir. Peki KB'ye bakıyorum. KB'de bir XOR kapısının outputundan alınmış. O zaman bu XOR kapısının inputlarına bakalım. Şu yeşil yolu takip edelim her şeyden önce. QA çıktı burası. Daha sonrasında turuncu yere bakıyorum. Burası da X. O zaman şöyle yazabilirim değil mi? KB diyorum. Bu neymiş? X ve QA inputları olan bir XOR kapısının output'uymuş. Şöyle yazalım. X, XOR, QA arkadaşlar. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bu noktada şunu yapmamız lazım o zaman. Biz biliyoruz ki bizim artık bir durum tablosu çıkarmamız lazım ve bir durum tablosunun ilk elemanı da mevcut durumdur arkadaşlar. O zaman şuraya geldim. Şöyle mevcut durum diyorum tamam mı? Şöyle mevcut dedim. Daha sonrasında bunun altına bir çizgi çekeceğim ve bu çizginin altında QA ve QB değerlerim yer alacak. Gayet güzel. Bunlar yetmez ama çünkü benim bir de x input'um olacak değil mi? Onu da şuraya yazayım. Bunun da üstüne ı yazayım. Input olduğu anlaşılsın. Daha sonrasında arkadaşlar benim bu j, a ve k, a değerlerine göre q, a'yı bulmam lazım. O yüzden geliyorum buraya diyorum ki j, a değeri, k, a değeri. Devam ediyorum bakın. JB değeri, KB değeri. Önce a flip flop'una dair input'ları sonrasında da b flip flop'una dair input'ları yazdım. Üstlerine şöyle bir çizgi çekelim ve buraya da diyelim ki bunlar bizim flip flop'larımızın input'ları ve bunlar aslında bize bir sonraki durumu bulmamızda yardımcı olacak. E o zaman bizim tablodaki sonraki yerimiz ne olacaktır arkadaşlar? Sonraki durum kısmı şöyle şuraya sonraki yazsam yeterli olur. Buraya diyorum ki QA tabi tepesine bir yıldız koyalım. QB diyorum. Bunun da tepesine bir tane yıldız koyalım. Şimdi yapmamız gereken şey nedir? QA, QB ve X'in arkadaşlar olabilecek muhtemel değerleri ki bunlar 8 tane değil mi? Şöyle başlayalım hatta 0, 0, 0, 0 diyorduk. Daha sonrasında da 1, 1, 1, 1 diyorduk. Artık bunları biliyoruz o yüzden ben hızlıca tamamlayayım. Peki arkadaşlar bunları elde etmenin bizim için anlamı ne? Şimdi biz bunları elde ettiğimiz için artık JA K, A, ve KB'nin değerlerini bulabileceğiz. Nasıl bulabileceğiz? Bunların zaten biz ifadelerini bulduk. Örneğin J, A, eşitmiş arkadaşlar. O zaman şöyle bir değerleri olmaz mı J, JA A'nın? Dur şöyle yapalım. QB'ye eşit olacakmış. QB neyse buraya yazıyorum bakın. 0 0 1 1. Aşağı iniyorum. 0 0 1 1. Gayet güzel. Peki KA'ya bakıyorum. KA da arkadaşlar QB ve X'in değilinin bir V kapısına sokulmuş haliymiş. E o zaman bu da sadece QB'nin bir X'in de 0 olduğu yerlerde bir olacaktır. Bakın o da şurası ve şurası. Geri kalan her yerde 0 arkadaşlar. E ben bunları elde ettiysem çok rahat QA'yı elde edebilirim. Hocam nasıl yapacaksın onu? Biz flip flopları konuşurken bas bas bağırmıştık değil mi? Eğer bizim JK türü bir flip flopumuz varsa bunun karakteristik tablosunu nasıl yazıyorduk? Bakın Q, N, J ve K yazalım buraya. 0, 0, 0, 0, 0, 0 diyelim. Şöyle bir tane çizgi çektim. 1, 1, 1, 1 diyorum. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. K için de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 diyorduk. Karşısında da ne oluyordu arkadaşlar? Q, N artı 1. Yani bir sonraki durum. E biz de zaten bir sonraki durumu arıyoruz şu an. Bakın C ve K'nin her ikisi 0 olursa bu memoridir. Qn'in aynısını yazarız. 0 1 olunca 0'dır. 1 0 da 1'dir. 1 1 de memorinin tersidir. Yani 0 1'dir arkadaşlar. Bakın 0 0 memoridir. 1 yazdık. 0 1 de 0 1 0 da 1. 1 1 de ters memoridir 0. Bakın bu mantığın aynısını kullanarak. J A ve K A her ikisi de 0. Demek ki Q A'nın değerini yazacağım. Q A'nın bir sonraki durumuna. O da nedir? 0 arkadaşlar. Tabi biraz daha güzel yazalım. J, A, K, A ikinci satırda tekrar sıfır yine Q, A'nın değeri yazılır. 1, 1 ise Q, A'nın tersi yazılır bakın. 1, 1, 0 ise 1 yazılır arkadaşlar şöyle. 0, 0 tekrar Q, A'nın değeri yazılır. 1, 0, 0 tekrar Q, A'nın değeri yazılır. 1, 1, 1 ise Q, A'nın tersi yazılır. 1, 0 ise 1 yazılır arkadaşlar. Q, A'yı bu şekilde elde etmiş olduk. Şimdi J, B ve K, B'ye bakalım o zaman. Onu da farklı bir renkle yapalım. Yeşille yapalım olur mu? Şimdi J, B'nin değeri X'in değiliymiş. O yüzden X'in tam tersini yazıyorum. Bakın 1 0 1 0 buraya geldim 1 0 1 0 peki kb'nin değeri neymiş? X XOR QA. Bu da ne demek arkadaşlar? Şimdi ben gideceğim bir QA sütununa bakacağım, bir de X sütununa bakacağım. Eğer çift sayıda 1 varsa sonuç 0 olacak. Mesela 0 0 sonuç 0. 0 1 tek sayıda 1 var, 1. 0 0 sonuç 0. 0 1 sonuç 1. Devam ediyorum. 1 0 sonuç 1 arkadaşlar. 1 1 sonuç 0. 1 0 sonuç 1. 1 1 sonuç 0. KB'de bu şekilde yazmış olacağım. Şimdi CB ve KB'nin değerine göre QB'nin bir sonraki durumunu yazmak benim için çok daha kolay olacaktır değil mi? Hadi başlayalım. 1 0'da 1 çıkar. Burada herhangi bir problem yok. 0 1'de 0 çıkar. 1 0'da 1 çıkar. 0 1'de 0 çıkar. Buraya kadar gayet kolaydı. 1 1 olduğu zaman arkadaşlar hafızanın tersi çıkar. Yani 0. 0 0'da hafızanın kendisi çıkar. 1 1'de hafızanın tersi. 0 0'da hafızanın kendisi çıkar. İşte Q A ve Q B'nin bir sonraki hallerini de bu şekilde yazmış olduk. Peki bunların hepsinin önemi nedir arkadaşlar? Aslında durum diyagramını çizebilmektir. Bakın sağ üstte durum diyagramını çizme başlayacağım. Bunu da turuncuyla yapalım. Şimdi ben biliyorum ki iki tane flip flop'um olduğu için dört tane durumum vardır. Bunlar 00, 01, 0, 10 ve 11. Hadi bunları yerleştirelim. Şuradan başladım. 00 diyorum. Buraya geldim. 01 diyelim. Buraya geldim. 10. Buraya da 11 diyorum. Şimdi ilk iki satıra bakıyorum. Yani 00 yani S0 durumunun olduğu yerlere. Ben 00'dayken eğer input 0'sa nereye gidiyormuşum arkadaşlar? 01'e. Ve burada output bilgisi var mı? Yok. Demek ki sadece input yazacağım bakın 0 01'e 0 1'e gidiyorum ve bunu yaparken de inputum 0. Şimdi bakıyorum eğer inputum 1 olursa 0 o zaman da nereye gidiyormuşum 0 0'a yani kendisine dönüyormuşum. Şöyle döndüm arkadaşlar. Burada da unutmayalım inputumuz 1. Şimdi 0 1'e geldiğim S1 durumuna. S1'deyken inputum 0'sa 1-1'e gidiyormuşum arkadaşlar. Yani şöyle bir çizgi çekeceğim. Burada input'um 0 ise 1-1'e gidiyormuşum. Ama burada input'um 1 ise arkadaşlar 1-0'a gidiyormuşum. Onu da şöyle göstereceğim bakın. Burada da input'um 1. Gayet güzel. Daha sonrasında bakın S2'ye geliyorum 1-0 durumuna. 1-0'dayken input'um 0'sa 1 0 ise 1-0'a gidiyormuşum. Yani kendime geri dönüyormuşum değil mi? Şöyle yapalım. Input'umun da 0 olduğunu belirteyim. Burada input'um 1 olursa da arkadaşlar bu sefer 1-1'e gidiyormuşum. Onu da şöyle çizdim. Tamam mı? Input'umun 1 olduğunu da göstereyim. Şimdi 1-1'e bir geldim. S3 durumundayım. S3 durumunda input'um 0'sa 0-0'a sıfır gidiyormuşum bakın. Şöyle bir çizgi arkadaşlar. 0-0'a sıfır gidiyormuşum. Input'um 0'sa. Ama input'um 1 ise tekrar kendisine dönüyormuş. Şöyle tam gözükmeyebilir. Input 1 ise tekrar kendisine dönüyormuş. O zaman hafif yukarı çıktım. Şöyle bir şey çiziyorum. Diyorum ki input 1 ise kendisine dönmüş oluyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu tarz örneklerde öyle çok da zor bir durum yok. Aslında tek yapmanız gereken şey adımları sakince ve hata yapmadan biraz da düşünerek takip etmek. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Gördüğünüz üzere sizin için harika videolar hazırlıyoruz. Bu yüzden videoları beğenmeyi, bu videolara yorum yapmayı ve henüz olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Bu benim sizden bir ricam. Düşünün yani bu kanala abone olmak sizin için faydalı mı? Evet bizim için fayda Evet, o zaman iki tarafın da faydasına bir iş yapmış olalım. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türk milletinin karakteri yücektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekindir.